Evet arkadaşlar şimdi bir önceki dersimizde ee, check konsolide oluştururken önceki kayıtlar şartı uymuyorsa eğer hata almıştık. İşte bu hatayı with no check komutuyla aşabileceğimizden bahsetmiştik. With no check komutu şu ana kadar olan kayıtları görmezden gelip check konsolide uygulattıran komuttur. Kullanırken de tabloya alter çektikten sonra konsolide'in ee, tanımını başına with no check komutunu yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi Görüyorsunuz tablomuzda şuradaki şarta uymayan, daha doğrusu şuradaki şarta uymayan değerlerimiz mevcut. Eğer ki ben şu şekilde sorgumu çalıştırırsam hata alacağım. Nihayetinde şarta uymayan değerler var diye hata vermekte. Ee, eğer ki ben bu önceki değerleri görmezden gelip bundan sonraki değerleri bu check constraint'e uygulamak istiyorsam with no check'i burada constraint'in tanımına başına koyarak bu şekilde sorgumu oluşturursam, görüldüğü üzere bundan sonraki kayıtlar için bu eee geçerli olacaktır. Şöyle constraint'i de refreshlediğim zaman tekrardan bu isimdeki constraint oluşturulacak ve ardından bundan sonra gelecek değerlere tek tek göz atılacaktır. Şimdi bakın 3 dedim. Eklemeye çalışıyorum. Hafiften bilgisayarımız takıldığı için e, sonucu yavaş alabiliriz. Görüldüğü üzere check constraint'imiz devreye girdi ve ilgili değerin şarta uygun olmadığından bahsetti. Eğer ki ben şarta uygun bir değer girersem görüldüğü üzere şöyle execute SQL diyorum. Görüldüğü üzere değerimiz şarta uyduğundan dolayı koluna kaydedilmiştir.